kime? Kargo görünce bu kadar heyecanlanamaz. Peki bu kargo kimi? Babanın mı? Babam sesi. Babam de babam. Babam. Babam demeyi öğrenmiş. Babasına yıl dönümü hediyesi kargo aldık. Kargo değil de açalım bakalım içinde ne var. Anne bu sekiz. Anne bu. Açalım mı? Sekiz. Açalım. Kargo. Heyecana bakın. Anne bu. Heyecana. Bak bu ne? Bu senin olsun. Tamam mı? Buraya koyuyorum. Bakın arkadaşlar aynı kumdan kardeşim Muhammed'e almıştık. Aşırı beğendik kalitesini. Tam bir fiyat performansı. Bakın ayısı hatırlıyor bile. Yanında hatta toz torbası mı çantası mı? Dur oğlum. O bile var. Kocaman. Yani bu tatillerde, seyahatlerde kullanışlı oluyor. İçine böyle kirlinize, ayakkabılarınızı, çantalarınızı koyabiliyorsunuz. İyi oldu bunun çıkması. Çanta da bu. Çanta. Yani ben çantayı o kadar beğendim ki size tarif edemem. Bir erkek olsam net alacağım bir çanta. Hem böyle derisi yumuşacık, çok çok şık, çok güzel bir çanta. Yani Massimo Dutti'nin çantaları kadar. Ben Okan'a zaten bir önceki yıl dönümünde de onun yeşilini almıştım. Bu da böyle Trendyol'da bulduğumuz bir çantaydı. Bayıldım yani kısaca. Umarım Okan da beğenir. Onun elindeki haki yeşildi. Bir tane de böyle siyah deri çantası olmuş. Eğer beğenirse umarım iade etmek zorunda kalmam ve beğenir. Sela anne, kanal Sela diye arkada. Herkese yeni bir günden tekrardan merhaba. Şöyle gülerek açıyorum ama bugün birazcık sinirlenim, yıpranmış durumda. Ayrıca markete indim. Evde su bitmiş, su gelmiyormuş. O yüzden su almak zorundaydım. Karahan'ın sütü bitmiş, muzu bitmiş, bebe bisküvisi bitmiş. Her şey Karahan için. Onları da aldım. Hızlıca eve çıktım. Karahan akşam yemeğini yedi. Günlerden cuma. Akşam saat 7.30. Hemen aşağı inmemiz lazım ve bugün sporun ikinci dersine gidiyoruz. Bir öncekiyle ilgili hiç konuşamadım, hiç de çekemedim. Çok çekindim çünkü yine bilekliğim söküldü bu arada. Neyse. Çünkü dediğim gibi hani spor ortamı olduğu için böyle herkesle işte rahat giyimde, spor giyimde olduğu için ve tanımadığım için tabii ki de zaten kadrajıma kimseyi almamaya çalışıyorum. Hele ki habersiz veya izin istemeden kesinlikle almıyorum. Kendim de hani o kadrajı bulamadım ve derse gecikmiştik. O yüzden çekememiştim. Bugün belki kadraj ayarlarsam birazcık dersten kesitler şeklinde olabilir. Instagram adresini de buraya belki eklerim. Mia Akademi diye bir yer. Beylikdüzü'nde biz çok çok beğendik. Şimdilik güzel gidiyor. Bugün ikinci dersimiz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Hoş ben spora. Şu an başlamış oldum çünkü hafiften yoruldum. Neyse Karahan babaanneye bırakacağım. Okan motorla oraya geçecek. Biz de arabayla buradan çıkacağız. Karahan'a bırakacağız önce. Sonra da derse yetişmeye çalışacağız. O yüzden oyalanmadan ben en iyisi çıkayım. Hadi gel yürü. Hadi geç. Geç 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 geç. Geciktik annem, hadi geç. Pantolonum ve ben kol kası yaptım. Bakayım. Kirletmişler yerleri, evet. Hadi gel. Koş 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 koş. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yok bizimkinde. Geliyor musun? Şey hurda bir arma var onun yanında. Çıkarım çıkarım gel. Gel kuzum. Gidiyoruz. O çok kötü duruyor. Arkası böyle gelince mi? İade edeceğim. Bak bu çok güzelmiş. Sana linkini atayım sen de. Nasıl durmuş daha yeni göreyim. Şey diyorsun değil mi? Çok fena. Ha tam gidiyor zaten. Ay biz geldik. Şu an ucu ucuna geldik. 2 dakika var dersin başlamasına. Tintin yürüyoruz ama hızlıca giyineceğiz. Daha doğrusu soyunacağız ve spora geçeceğiz. Dersten çıktık. Çok rüzgar var. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ben yine cesaret edip çekemedim. Biraz kalabalıktık. Kadrajı da ayarlayamadım. Geç kaldığım için. Aslında erken gitsem hem izin istesem hem sadece kendimi çekeceğim bir kadraja gelsem daha iyi olur. Bir dahaki ders artık. Hmm.
en yeni bir videodan tekrardan merhaba. Selam yap oraya. Selam. Selam. Biz yine bir alışveriş videosuyla sizinle beraberiz. Daha doğrusu aylık Getir alışverişimiz. Getir Büyük'ten ben her ay böyle ayın işte başında, ortasında bir yerinde ayarlıyorum. Eksiklere göre aylık bütün ihtiyacımızı alıyorum. Tabii ki arada böyle illaki ufak tefek gözden kaçanlar oluyor. Ama ben bugün toplamda yanılmıyorsam 4000 liralık bir alışveriş yaptım. Daha doğrusu 4750 liralık bir alışverişti. 250 ayrı bir kupon, 500 lira ayrı bir kupon, 2 tane kuponla beraber sadece toplamda 4000 lira ödemiş oldum. Ufacık bir problem yaşadık, oraya hiç değinesim yok. Ama şöyle, yani bir fazla previzyonda olan ücret alınıyor ama ücret geri iade edilecek hem de gün içerisinde. Bir aksilik çıkarsa bununla ilgili videonun sonuna not ekleyeceğim. Ama gün içerisinde yatacağını düşünüyorum. Öncelikle kutunun en üstünde gördüğüm şey dondurma. Dondurmayı size göstereyim ve hemen dolaba kaldırayım. Şöyle Magnum'un Magnum Mini Double olanlar, karadut, böğürtlen ve karamel içeren ikişer ikişer, yani bir karadut, iki böğürtlen, iki karamel içeriyor. 5 tane şöyle mini dondurma var. 120 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence fiyatı çok uygundu. Bunu götüreyim. Daha sonra fiyatları kontrol ederek, eksik var mı kontrol ederek bakalım. Şimdi öncelikle elimin altında sütler var. Süt olarak ne aldım? 2 tane şöyle içimin laktozsuz sütünden var. Bunlar 38 liraya düşmüş. Yani 1 lira düşmüş alt tarafı. Fiyatı bence iyiydi. O yüzden şöyle kaç tane? 2 tane laktozsuzumuz var. 2 tane süt yanlışlıkla fazla almışım. Ben 1 tane almıştım normal süt diye hatırlıyorum. Hem tek sütüm var hem Sütaş'ın sütü var. Yarım yağlı olarak ikişer tane süt böyle nasip de varmış. Biri 37 liraymış, biri 30 liraymış. Sütaş'ınki 38 lira hatta, pardon. Bilseydim ben onu çıkaracaktım sepetten. En azından diğerinden alırdım. 8 liranın lafı olmaz, sorun yok. Daha sonra Karahan'a her ay şöyle Ünlü Baby'nin 24 üzeri aylık çocuklar için geçerli olan 52 adetli 3 pakette ıslak mendilinden alıyorum bu şekilde. Bunu 65 liraya almış bulunuyorum. Fairy'nin şöyle limonlusunu 75 liraya aldım. Bu arada başka markaları denedim. İnanın büyük israf oldu. Hiç böyle işime yaramadı. Yani bir ayda bir kupa en azından böyle arada tezgahındaki bulaşıkları yıkarken kullandığım için iyi oluyordu. Bu arada iki sipariş olduğu için, iki ayrı sipariş olduğu için kimisi böyle karton poşette geldi. Bunun sebebini anlayamadım. Şöyle Cook markanın çöp torbası, orta boy 15 ile 25,5 şu şekilde. Muz var. Burada 1 kilogramlık muzu 65 liraya almış bulunuyorum ama 1 kilogramdan daha fazla göründü gözüme nedense. Ama tam tamına 1 kiloymuş. Şurada gözüme çarpan Kızılay'ın Erzincan'dan gelen magnezyumlu maden suyusu var. Altılı 35 lira. Pardon 34 lira. Burada güzel kahvaltılık ürünler var. Şöyle Erzincan tereyağı 200 gram, 200 gram toplam 400 gramlık 2 paket şeklinde aldım. Bunlar da 90 lira. Yanılmıyorsam tekini 90'dı, ikisini 90'dı emin değilim ama bu şekilde. Murat Bey'in kaymaklı peyniri çok merak ettim nasıl bir şey. Hem böyle kaymak gibi hem peynir gibi bir şey herhalde. 200 gramlık bunu da 50 liraya almışım. Eker'in Antep fıstıklı şöyle tatlısı var. Sütlü çikolatalı tatlısı Antep fıstıklı. Bundan da böyle ikili aldım. Bir akşam öyle hızlıca aperatif yemek isteriz diye dolaba koyacağım. Bunun da ikili fiyatı 48 lira. Bir paket böyle dilimlenmiş mantarımız var. Mantı almadım bu arada. Orijinal güzel bir mantı alacağım farklı bir yerden, farklı bir marketten. Bu da 40 liraymış. Böyle dilimlenmiş 250 gramlık. Bir de Eker'in kaymaklı tava yoğurdu var. Ben bunu çok seviyorum zaten. Bunu da 65 liraya almıştım. Karan susadı herhalde, gidip suyunu alıp geldi. Dindim. Günaydın. Merhaba. Aferin sana. Şöyle Bahçıvan'ın süzme peyniri var. 500 gramlığı 75 liraydı. Bu da güzel bir fiyata düşmüştü. Karahan'a kahvaltıda muhakkak yediriyorum. Bu arada ilk başta gösterdiğim dondurmayı 128 liraya almışım. Beşli Magnum'u. Şöyle Nescafe'nin Toffee Nut'ı var. Ice Toffee Nut'ı var. Çok beğeniyorum bunu. Onlu paketi 43 lira.
marketten de alabilirsiniz. Ben çok beğendim. Böyle yazın soğuk kahve olarak müthiş oluyor. Bir de yine Nescafe'nin normal çikolatalı köpüklü mokası var. Bunu sıcak da içebilirsiniz, soğuk da içebilirsiniz zaten. 46 liraya almışım. Jacobs'ın kapsül kahvesi var. Bundan 2 tane alacaktım. Yanlışlıkla sanırım 1 tane almışım. Lungo Intenso 8 numaralısını aldım. Bu da 100 liraya düşmüştü. Güzel bir fiyat. Kahvelerden gidersek Türk kahvesi almışım. O da Kahve Dünyası Türk kahvesi. Artık kesinlikle bunu içiyorum. 42 lira. Bir de Starbucks'tan geçen normal granül kahve almıştım. Fiyatı biraz artmış. 200 gramı yanılmıyorsam 400 lira olmuş. Yani onun yerine muadil başka bir şeyler alınabilir. Almayacağım bir daha o şekilde. Karan dokunmuyorsun, bekliyorsun. Metro Şef'in şöyle horoz fasulyesi, geçen fasulyesinden bayağı güzel görünüyor. Sanırım bunu geçen aldım, çok beğendim. Öyle hatırladım. 1 kilogramı 90 lira. Bunu böyle suda bekleteceğim, haşlayacağım, buzluğa kaldıracağım. 3-4 yemeklik çıkar bize. Eriş unun 23 liraya şöyle 1 kilogramlık ununu aldım. Kellogg's'un şöyle kırmızı meyvelisini aldım. Tabii ki böyle diyet dönemlerinde çok çok güzel oluyor. Veya sabahları kahvaltıda diyet şart değil, inanın bayılarak yiyorum. Laktozlu sütle birleştirip üzerine muz, işte istersen çok minik bir çikolata kaçamağı böyle bir dilim öyle kadar rendeliyorum. Tatlılık versin diye. Evet. Bu da 75 liraya düşmüştü, 120 liradan. Milka'nın gofre çikolatalı gofreti var. Şöyle 4 tanesi 63 lira. Birazcık pahalıydı ama canım çekti, merak ettim, aldım o yüzden. Komşuda bir delirmeler oluyor, neyse. Sebze meyveye birazdan geleceğim. Küçük içeriyor. Umarım gerçekten kameraya yansımıyordur. Şöyle 4 litrelik bir yağın ayçiçek yağı var. Bunu da 220 liraya almışım. Yanılmıyorsam indirimli bir fiyat değil. Yani normal, makul. Ne çok fazla ne çok eksik. Hemen et ve tavuk kısmına gelmek istiyorum. Kuzu et kullanıyorum normalde. Kuşbaşı yoktu. O yüzden yine alamadım. Karan da şurada üst üste diziyor, bir şeyleri düşürüyor. Sadece tavuk aldım çünkü bolca ve bolca kıyma var. Sağ olsun anne, Okan'ın annesi ikidir bana böyle paketli hazır dondurucuya atmalık kıyma yolluyor. O yüzden kıyma almadım. Şöyle tavuk pirzolamız var. Tarihi çok çok yakınmış. Yani 4 gün sonra tarihe geçiyor ama tabii ki buzluğa atıp böyle bir hafta içinde tüketmeye çalışacağım. Gediğin piliç pirzolası var. 192 lira. Ayrıca Gedik Piliç'in yine kanadı var. Maalesef onda 4 günü var. O da 1 kilogramı 292 lira. Artık tavuğun da fiyatları uçtuğu için yani normal karşılıyorum. Gedik Piliç'in filetosu var. O da 1 kilogramı 244 lira. Bu arada ben bu tavuklardan Karahan'a da ayırıyorum. Bir de kendinizin günlük yiyeceğiniz şekilde ayırıp öyle kaldırıyorum. Umarım buzdolabı poşetim vardır. Annem geçen verdi sanırım bir sürü. O yüzden almadım. Hatta almayı unuttum. Şöyle yine Mandıra'dan inek beyaz peyniri 200 gramlık 116 liraya şu şekilde aldım. Bu arada komşularım yazmaya başladılar çünkü akşam saat 7'ye geliyor. Bu saatlerde biz parkta olmuş veya inmek üzere oluyoruz. Soruyoruz, birbirimize haberleşiyoruz. Ülker Biskrem'in şöyle 3 paketini 40,5 liraya aldım. Bu arada suratlarda bazen yanlış söylüyorum ama önemi yoktur bence. Şöyle Banvit'in piliç kokteyl sosisi var. 1 kilogramı 110 lira bu şekilde. Namet'in dana dilimli sucuğunu aldım. Bundan da 2 paket alacaktım. Yanlışlıkla 1 paket almışım. Çünkü geçen ay çok tüketemedik. 1 paket bize yeterli olmuştu. Tava olarak geçiyor bu arada. Bu direkt hazır böyle dilimli olduğu için pizzalara veya kahvaltılarda çok rahat oluyor. Zaten 200 gramlı ve fiyatı daha uygun oluyor. 167 lira. Çizmeci Time Crepe diye böyle Wafer Master'ın şöyle creepy var. 2 paket aldım bundan da. 17 liraydı tanesi. Bence fiyatı gayet uygun. Eti çikolatanın bir tane kare çikolatası var. 40 lira olmuş arkadaşlar. Şu çikolata 40 lira. Yani biz Allah'tan sevip tüketmiyoruz da böyle tatlılarda vesaire kullanılıyor. Eskiden 4-5 paket alıp buzdolabına kaldırdığımı hatırlıyorum. Bu sefer bir tane elim vardı. Gerçekten benim de cimriliğim var. Fiyatlar mı çok uçuk? Yani ne düşüneceğimi bilemiyorum. Sizler de öyle düşünüyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum bu arada. Cipslere gelecek olursak çerezdanın şöyle kokteylini bayıla bayıla tüketiyoruz. Bundan 1 paket 35 lira. Cipslerin de eski kalitesi yok.
tatlarından bazen iğrenerek kullanıyorum. O yüzden bu sefer çok abartmadım. Aylık 5 paket falan alıyordum. Bu sefer 3 paket aldım. Rafası normal orijinalini 45 lira. Bu arada 150 gramlığı paketi. Doritos'un Şerefakoğlu baharatlısında 33 lira, 120 gramı. Burada da salçalar var. Salçalardan bir bahsedeyim. Tam Ekin domates salçası var 40 liraya. Pardon, bu biber salçası. Yine Tam Ekin biber salçası var. 550 gramı 42 lira. Yani fiyatlar neredeyse aynı. Bu da domates salçası 830 gramı bu şekilde. Karan da kameraya gösteriyor bir yandan. Tamam anneciğim, aferin. Gediğin pişmiş yaprak döneri var 64 lira. Şöyle 200 gramlık artık ezberlediniz. Önlük yemek olarak hazırladığımda kullanıyorum. Şöyle sebzeleri biraz ayırayım. Anne bak. İçim Şef'in %18 yağlı kremasını 35 liraya şöyle bir paket aldım. Tamam anne, koy oraya. Doktor Oetker'in şöyle 100 gramlığı kakaosunu da 43-44 liraya almışım bu şekilde. Pul biber 2 paket aldım. Sanırım pul biberinden 2 paket aldım. 65 gramlık tanesi 38,5. Pul biber şimdi yani ne biçim fiyat. Mutlu spagetti makarna 14,5. Mutlu ediyor insanı yani işte fiyatından belli. Şöyle pul biberin devamı. Otur anneciğim. Yine Doktor Oetker'in kabartma tozu. Bolca vanilyam var. Annem de verdi. 15'lisini 25 liraya almışım. Nar markanın toz şekeri var. O da 37 lira. 1 kilogram aldım. Yani inşallah bu ay yeter bana. Bilmiyorum niye bir tane aldım, onu fark etmedim. Bahçıvan'ın taze kaşar peyniri var. 139 lira. Yayla markanın baldo pirinci var 2 kilogram, o da 200 lira bu şekilde. Tek paket aldım, evde de 1 kilom varmış geçen aydan kalmam. O yüzden 3 paketim var artık. Mutlu'nun midye makarnası var. Hatta bu akşam da menümüzde makarna var. Makarna ben çok az yapıyorum ama bakmayın 3 paket aldım. İnanın bazen sonraki aylara artıyor. Bunu da 500 gramı 14,5. Fiyatı çok uygun ve kesin tavsiyemdir. Cici Hadid'in meşhur bir tarifi var, onu yapıyorum. Sizlere tavsiye ederim. Merak ederseniz de pişiririm daha sonra. Yine Mutlu'nun penne makarnası var. Şöyle kalem makarna dedikten 14,5. Bekle. CP markanın orta boy 31 muhtası var. Onu da 100 liraya almışım burada bu şekilde. İnşallah küçük minnak çıkmazlar. Bazen öyle bir sıkıntılar oluyor ama gayet normal görünüyor. Merhaba. Şimdi gelelim sebzeye. Galiba bir ürünüm eksik ama inşallah değildir. Yok, değilmiş. Yumoş'un Sakura isimli yumuşatıcısını aldım. 100 liraya düşmüştü. 155 liradan. Mecbur kaldım. Yoksa yumuş almıyoruz gerçekten. Kokusu bayağı güzel. Karan kokla. Kokla. Güzel mi? Kokusu bayağı hoşmuş. Güzel de indirime girmişti. Mecburen aldım. Şimdi hemen sebzelere bakalım. Bir de çamaşır suyum varmış. Onu da tabii böyle güzel ayrı ayrı paketliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Hiçbiri, ben de dikkat ediyorum çünkü alışveriş yaparken ayrı paketlemeye. Bunu bulamadım ama galiba 60 liraya yükselmiş. Normalde 30 liraydı. Domestos'un bioaktif mutfak için olanı. Sıfır kalori ve paraben içeriyor. Ben tabii alerjim olduğu için mecburen bu ürünü kullandığım için alıyorum. Şimdi gelelim sebzeye. Kapya, 1 kilogramlık kapya var 80 lira. Hatta 86 yansımış. Dediğim gibi iadesi bana yansıyacak yani gün içinde. Daha sonra sivri biber. Sebzeyi bolca almışım herhalde. Sivri biberi 1 kilo almışım 33 lira. Normalde ben daha az alıyorum. İnşallah bozulmazlar. Dolmalık biberim var. Onu da 1 kilogram almışım. O da 40 lira. O zaman bu seferki alışverişim gerçekten çok avantajlı olmuş. Onu fark ediyorum. Şöyle Angelik erik var. 1 kilogramlık 65 lira. Hiçbir kilogram gibi durmuyorsun ama hatta yarım kilogram bence bu. Hani yarım kilogramı 65 lira. Çünkü az aldığımı hatırlıyorum meyveden. Çabuk bozuluyor diye. Kayısı yine yarım kilogramı 86 lira. Sanırım bu kilo fiyatı. Ben yarı kilo aldım bu arada. Orada öyle bir detay olabilir.
Bir demet maydanoz, bir demet dereotu. Dereotu 20 lira, maydanoz 17 lira. Evet. Çift avokado var. 2 tane tanesi 25 lira. Bence çok güzel bir fiyata düşmüştü. Bayağı olduğunu da iyi. Taze fasulyen var. 1 kilogramı 55 lira. Bayağı çok gelmiş bu arada ve taze fasulyeler bilemedim. İnşallah güzel çıkar. Burada 2,5 kilogramlık soğanım var. O da ne kadar tutmuş biliyor musunuz? 13 lira. Kilosu 13 lira. Patatesim var. Patatesin de kilosu yine 13 liraymış. 2,5 kilo patatesim var. Soğandan kaçanlar var. Şöyle salatalık var. 1 kilogramlık 40 lira. Patlıcan var. O da 1 kilogramlık 30 lira. Normalde hatta 34 liraymış ama 30 liraya atmış. İşte bu fiyat artış ve inişleri olana sizi mağdur etmiyorlar. Kesinlikle iade ediyorlar fiyatını. Mesela kabakta 30 lira görünüyordu ama 33 liraya atmış. Çünkü 1 kilogram 100 gram çıkmış. Son kalanlarda şu önde göremiyorsunuz sanırım. Hemen göstereyim. Solunun şöyle 16'lı tuvalet kağıdı var. Bu da 145 liraya düşmüş. 190 liradan 145'e düşmüş. Bir de Selkan bu şekilde 140 liraya 12'li tuvalet kağıdı var. Alışverişim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.